Ronaldo olmak, dünya futboluna bir başka Ronaldo geldikten sonra gerçek Ronaldo olarak tanınmaktı. Ronaldo olmak, efsane olmanın tam anlamıydı. 1976'nın 22 Eylül'ünde dünyayı kasıp kavuracak biri gelmişti dünyaya. Rio de Janeiro'nun kenar mahallelerinden birinde dünyaya gözlerini açan küçük bir bebek, futbol tarihine altın harflerle yazdıracaktı adını. Peki Ronaldo demek ne demekti? Ronaldo olmak, Ronaldo'yu sevmek, Ronaldo'yu izlemek, Ronaldo'ya saygı duymak, hayran olmak, onunla büyümek, onunla yaşamak, onunla sevinmek ve o attıkça onun oynadığı oyuna bir kat daha fazla bağlanmak ne demekti? En baştan başlamak gerekirse yoksulluk demektir Ronaldo demek. O coğrafyada yaşayan birçok insanla aynı kaderi paylaşmak demekti. Ronaldo olmak 10 yaşında bir mahalle takımında futbola başlamak ve belki de umutsuzca keşfedilmeye beklemekti. Ve yine Ronaldo olmak Brezilyalı efsaneleri kendine idol almaktı. Sonunda 17 yaşındayken örnek aldığı bir sambacı olan Jairzinho tarafından keşfedilmek ve ülkenin saygın kulübü Cruzeiro'ya transfer olmaktı. Ronaldo demek çok çabuk sürede keşfedilip hızlıca yıldız olmak, çabucak büyük takımlara transfer olmaktı. Ronaldo olmak Latin Amerika'nın yoksul mahallelerinden çıkıp Avrupa'nın pahalı şehirlerindeki insanlara Ronaldo yazılı 9 numaralı formayı giydirmekti. Ronaldo olmak FIFA 99'da ismiyle değil, FIFA 2000 ve FIFA 2001'de ise No 9 olarak bilinmekti. Winning Eleven'da Roberto Carlos soldan bindirirken ortada top beklemekti. FIFA 2005'te oyunun en iyi golcülerinden olmak ve kolay kolay başka takımlara transfer edilememekti. Herkese nasip olmayan bir rüyayı gerçekleştirmekti Ronaldo olmak. İki futbol ülkesinin ezeli rakiplerinde top koşturmaktı. Barcelona'da gönülleri fethedip Inter'in yolunu tutmak. Real Madrid'e transfer olup Los Galacticos'un parçası olmak ve Barcelona taraftarını kendine öfkelendirmek. Ardından Milan'a girip bu kez Inter hayranlarını kendine küstürmek, onların sana kin duymasını sağlamaktı. Ronaldo olmak bazen sakatlanmak demekti. Aslında bazen değil, çoğu zaman sakatlanmaktı. Ağır ameliyatlar geçirip futbol hayatının biteceğinin konuşulmasıydı. Fakat pek çok kez daha güçlü bir şekilde sahalara dönmek de Ronaldo olmaya dahildi. 18'inde Dünya Kupası kaldırmak, 20'inde ve 21'inde üst üste 2 kez Ballon d'Or kazanmak, 26 yaşında aynı başarıyı gösterip yalnızca gollerle değil, dünyada yılın futbolcusu ödülünde de hat-trick yapmaktı. Ronaldo'yu sevmenin tarifi yoktu. Zira bu kadar başarılı ve yetenekli olup aynı seviyede sempatik olmak herkesin harcı olmamıştı. Brezilya çok golcü görmüştü ama Ronaldo bir başkaydı. Onun döneminde futbol henüz endüstrileşmemiş, futbolculara verilen rakamlarsa astronomikleşmemişti. 3 kez Ballon d'Or kazanan bu adam 2002'de Real Madrid'e 45 milyon euroya gitmişti. Kim bilir, belki bugün olsa transferi 2 Neymar değerinde gerçekleşirdi. Türk hayranları vardır Ronaldo'nun. Onun futbolculuk yıllarında Türkiye sokaklarındaki çocuklar pazardan onun ve jenerasyonunun yıldızlarının formasını alıp taştan kaleler yaparak yorulmadan, sıkılmadan, akşam ezanı okunmadan top koştururdu. 2002 onun için en özel yıllardan biriydi belki de. Kariyerinin zirvesini yaşıyordu. Sakat olmadığı zamanlarda Serie A'nın tozunu dumana katıyordu. Dünya Kupası'nda gol kralı olmuş, yarı finalde ise bugün bile unutulmayan pis burunu Türkiye kalesine sallamıştı. Ronaldo bizim çocukları üzmüş, kupayı da kaldırmıştı. Fakat bu ülkedeki insanlar onun o vuruşuna bile hayranlık duymuş, ona karşı en ufak öfke duymamıştı. Çünkü o Ronaldo'ydu. Lanet sakatlığından dolayı bir sene topa vuramayıp, sonraki sene Real Madrid'e transfer olmak Ronaldo olmayı gerektirirdi. Onun için fenomen derlerdi. Bu lakabı verenler haksız da değildi. Zira onun gibi bir stara basit bir lakap vermek futbol dünyasının ayıbı olurdu. Ronaldo olmak kilo almak demekti aynı zamanda. Her sezon başında kilolarının konuşulmasıydı. 2000'lerin ortasından futbolu bırakana kadar onun üzerindeki medyanın tek ilgisi bu yöndeydi.
Milan yıllarında bu işi iyice abartmış, koca göbekli bir yıldız olmuştu Ronaldo. Fakat bu onun bir zaafı değildi. Üst üste geçirdiği ağır sakatlıklar, kullandığı ilaçlar, aldığı terapiler ve tüm bunların etkisinden çıkmak kolay olmamalıydı. Corinthians'a transfer olduğunda XX large forma giymek Ronaldo olmaktı. Buna paralel olarak form geçici, klas kalıcı sözü de sanki ona söylenmiş gibiydi. Kaç kilo olursa olsun estetiğinden ve gollerinden hiç vazgeçmedi. O, dünya futbol tarihinde eşine zor rastlanan kumaşlardan biriydi. Ronaldo olmak, idol olmak da ayrıca. Yalnızca sokaklarda top koşturan çocukların değil, gelecekte onun gibi dünya yıldızı olacak olan birçok futbolcunun rol modeli olmaktı. Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Pogba, Aubameyang gibi birçok isim ona adeta aşıktı. Pogba onun için "Futbola aşık olmamı sağlayan kişi o" sözlerini kullandı. Ibrahimovic ise hemen hemen her demecinde tek idolünün o olduğunu söyledi. Inter Milan maçı öncesinde Zlatan'ın Ronaldo'ya keskin bakışları her şeyi özetliyordu. Ronaldo olmanın en büyük özelliği ise başka bir Ronaldo'nun ortaya çıkmasıydı. O döneme kadar dünyada tek olan Brezilyalı, adaşının futbol piyasasına çıkmasıyla Google aramalarında bile geride kalmıştı. Portekizli Ronaldo gün geçtikçe dünya yıldızı haline gelmiş, yetmeyip 94 milyon euro gibi bir bedelle Real Madrid'de oluvermişti. Portekizli'nin yükseldiği dönemlerde Brezilyalı son zamanlarını yaşıyor ve onun imparatorluğu dağılma dönemine giriyordu. Cristiano Ronaldo'nun milyonlarca hayranı olmuştu. Brezilyalı Ronaldo'yu izleme şansı bulamayan genç kuşak, sorgusuz sualsiz Portekizli'nin daha iyi olduğu yorumunu yapıyordu. Fakat El Fenomeno'yu izleyenler için Brezilyalı bu evrende başka bir lakap almıştı. Gerçek Ronaldo. Cristiano Ronaldo'nun futbol piyasasına çıkması, dünyanın en iyisi olması, kupalar, ödüller kazanması Brezilyalı için hiçbir zaman problem yaratmadı. Aksine futbol severler ona olan hayranlığından dolayı isminin başına gerçek sıfatını ekledi. O futbol dünyasının ilk ve gerçek Ronaldo'suydu. Ronaldo demek gol demekti. O oynadıkça skor tabelasının er ya da geç değişeceğini bilmekti. Futbola kirli ellerin değmediği günlerde futboldan dolu dolu zevk almak demekti Ronaldo'yu izlemek. Futbolun fenomeniydi o. Üzerine kaç Ronaldo gelirse gelsin gerçek Ronaldo diye anılacak futbolcuydu o. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.